Gözleri çek, şu adamı bir çek ya. Bak vallahi ya, Brad Pitt halt etsin derler ya işte, yani adamın yakışıklığına bak. Vay maşallah arkadaş ya. Sizin kendi güzelliğiniz. Estağfurullah ya. Ne yapıyorsun Murat? İyi, her şey çok yolunda. Sürekli antrenman yapıyorum. Harika. Hep böyle yakışıklı mıydın? Sonradan mı oldu? Ne oldu ya? Yumruklardan sonra. Yumruklardan sonra. İyi düzeltmişler ama güzel olmuş yani. Kim nasıl yaptıysa. Ne abi, kafes dövüşü, doğru söyledin değil mi ben? Evet evet doğru. Asıl MMA yani karma dövüş sanatları anlamında. Evet. Birçok farklı branşın birleşmesine oluşuyor. Bir dakika, neye güldünüz çocuklar? Neye güldünüz? Ne oldu? Gördün mü? Evet gördüm. Pişman değilim. Ha? Pişman değilim. Pişman değil misin? Yok. Sevgili seyircilerimiz, ekran başındakiler anlamamış olabilirler. Olayı burada kendi aramızda gelişti gibi göründü. Murat çıktıktan sonra oradan bir kız arkadaşımız güldü, üzüldü, içinde güldü. Ne oldu diye sorduğumda yüzüğü varmış dedi. Evet, gerçekten Murat'ın yüzüğü var ama sen 5-6 ayrı kişiyle mi nişanlısın böyle hani? Bayağı bir büyük bir yüzük yani. Nişan mı var, bir şey mi var? Evet, nişanlıyım. Nişanlısın. Evet. İzliyorlar mı şu anda? Evet, buradalar. Aa! Evet, evet. Neredeler? Göremiyorum ben de. Nerede? Orada mı? Nişanlısı da orada. Çok şanslısınız. Gerçekten harika. Vay arkadaş ya. Evet. Ya utangaç da adam. Kızardı da. Sen nasıl dövüş yapıyorsun ha bu utangaçlığı? O işin tabii profesyonel kısmı olduğu için. Bir de sizin yanınızda heyecanlanmamak elde değil tabii. Estağfurullah. Ben de senin yanında heyecanlıyım. Bir yanlış hareket yaparım, ondan korkuyorum. Allah muhafaza, gerçekten. Olur çünkü bu bir sinirdir yani, yayın dinlemeyebilirsin, bir şey olur. Kafese alıverir bir iki dakika içinde. Senin işin de burası da aslında bir kafes, arena gibi aslında yani, hani bizim olduğumuz yerde seyirci de etrafımızda biraz öyle bir durum var. Tabii tabii, normalde zaten maçlarda 10 bin, 20 bin, 30 bin taraftarla izleniliyor. Evet. Fakat orada tabii bir odaklanma var. Yani tamamen maça odaklanıyorsun ve orada seyirciyi görmüyoruz. Hiç mi görmüyorsun seyirciyi? Yani, hiç mi hissetmiyorsun yok, seyirciyi? Yok yani, yakınımdaki işte sadece takım arkadaşlarım haricinde kimseyi gözler görmüyor. Sadece tek gördüğün şey işte kafes ve oradaki rakibe odaklanıyorsun. Maçın başlamasını şey, bekliyorsun. Seninki kickbox değil. Jiu-jitsu değil. Ben şöyle toparlayayım. Jiu-jitsu diye bir şey de ayrıca... o hiç ayrıca... değil. Öyle bir şey de var mı? Onu da hiç bilmeden. Belki o hiç değil ama. Demek ki ya. Ne abi? Jiu-jitsu var abi. Jiu-jitsu. Evet. Jiu-jitsu. Şöyle ay, ne güzel isim be. Kamyonet ismi. Kamyonet ismi gibi. Sahi. Küçük kamyonet ismi gibi değil mi? Jiu-jitsu. Neyle geldi? Bizim jiu-jitsu ile geldi. Pardon abi, senin meslekte böyle eğleniyoruz gibi olmasın yani ama. Yok yok, tabii ki değil. Evet. Bizim birçok branşın birleşimi, mixed martial arts, karma dövüş sanatları anlamına geliyor zaten. Evet. Yani kickbox da var, güreş de var, jiu-jitsu da var. Yani birçok branşı birleştirmen gerekiyor ve komplike hale gelmen gerekiyor bu sporu iyi yapabilmek için. Murat, sana güzel bant yaptık, hem de dostlarımız biraz daha görsünler istiyoruz. Yani işin nasıl gittiğini, nasıl olduğunu. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 16 yıl oldu spora başlayalı. 16. 2003 yılından beri de MMA ile, kafes dövüşüyle uğraşıyorum. Evet. Bir izleyelim Murat neler yapıyormuş. Biz de bir iki ufak efekt koyduk içine. Patlamalar, çatlamalar. İzleyelim. Enteresan bir şey yani, kimisi toplu sporların içinde olmak ister, futbol gibi, voleybol gibi, basketbol gibi. Kimisi müsabıkla çok yan yana gelmeyelim ister, aman abi filenin öteki tarafına dursun, pimpon gibi, tenis gibi, hani uzak. Kimisi tek başıma yapayım der, kayak gibi yani bu işi. Kimisi de iç içe olalım istiyor, güreş gibi, boks gibi yani, hani böyle bir hani tanışalım iyice bir durumu oluyor. Sen mesela ruh hali olarak böyle bir şeyi seçmişsin, neden evet. Bir tenis değil, kayak değil, ya kalabalık yapılan bir spor değil de neden böyle bir spor? Bireysel yani... sporlar tabii ki daha sorumluluk isteyen sporlar. Yani sonuçta takım sporlarında, bir futbolda işte aradan çok fazla şey yapmadan
oynamadan oyunu geçirebilirsin. Bireysel sporların böyle bir tabii ki dezavantajı var. Ama ben dövüş sporlarını zaten bebekliğimden beri çok seviyorum. Evet, aldık seninle ilgili bilgileri. Aldınız mı? Evet, yani aldık. Doğduğumdan beri herhalde bu işi yapmak için elimden gelen sen her şeyi yapıyorum. Sen anlatmazsan ben söyleyeceğim onu. Yani seninle ilgili gelen bilgilerin içinde küçükken bayağı mahalledeki ve okuldaki herkesi dövüyor musun aslında? Evet, vallahi spora başlamamdaki büyük nedenlerden bir tanesi bu. Ha? Spora başlamamdaki de büyük nedenlerden bir tanesi bu zaten. Baban çünkü öyle demiş. Yani aman demiş, hani etrafı döveceğine artık gitsin en azından bunu bir spor olarak falan profesyonel yapsın. Profesyonel olsun. Ha? Bari profesyonel olsun. Evet, evet işte evet. Diye. Kaç yaşında başladın? 16. 16 ben 9 16. yaşında başladım spora. İlk kickboksla başladım. Daha sonrasında güreş ve diğer branşlarla devam ettim. Spora başlayana kadar evet birazcık çocukluğum birazcık sıkıntılıydı. Okuldayken her gün birinin annesi eve gelirmiş şikayet etmeye. Sürekli birilerini dövermişim. Niye dövüyordun? Yani niye telsiz dövüyordun? Yani şimdi tabii ki çok uzun yıllar oldu. Enerji mi vardı içinde yani? Herhalde onu... hiperaktif bir çocukluk yaşamışım. Bir de demek ki arkadaşlarıma göre daha herhalde kuvvetli ya da fiziksel olarak daha üstün bir şeyim varsa evet. Onu da kullanmışım herhalde. Kullanayım dedin, göstereyim dedin. Evet, o zaman... Haklı olarak da dövdüm diyorsun. Onda da bir sıkıntımız yok. Evet. Sen şimdi dünya şampiyonu olma yolunda mısın? Nedir evet, şu anki durumun senin? Şimdi geçtiğimiz Mayıs ayında ben Asya'nın en büyük organizasyonu Road FC'de dövüştüm. Bu dünyada binlerce farklı organizasyon var. Fakat benim dövüştüğüm organizasyon dünyadaki en önemli 3 organizasyondan bir tanesi. Ve ilk maçımda geçen yılın yarı finalistini 55 saniyede yendim. 55 saniyede evet. Geçen yılın yarı finalistini. Evet. Böyle olunca da çok fazla tabii orada dikkat çektim ve oradaki organizatörler falan hepsi gözler benim üzerime senin döndü. Senin bir tekniğin mi var abi? Yani normalde 55 saniye çok kısa bir süre. Yani evet. Bir teknik başka bir şey olması lazım milletin bilmediği. Yani şimdi MMA'de şöyle bir şey var. Birçok farklı branşı kullanabildiğin için karşındakinin zayıf olan branşına göre sen güçlü branşına gidebiliyorsun. Benim de güreşim ve jiu-jitsum daha baskın. O yüzden rakiplerimi çok fazla ayakta oyalanmadan hemen yere düşürüp yerde nefessiz bırakıp pes ettirip maçı hemen kazanabiliyorum. Bundan önceki maçım da yine 55 saniye. Bir dakika 55 o arada saniye. Çabuk geçtiğin kısmı niye böyle bir çok rahat bir şeymiş bir gibi. Fazla oyalanmadan. Benim tekniğim şeydi abi yani ben yere boğuyor direkt. Tabii atıyorum o da nefessiz bırakıyorum ölene kadar. Oradan zaten direkt kaldırıyorlar çocuğu. Yani bu ne rahat anlattın abi nefessiz bırakıyorum diye. İki maçta 55 saniye sürdü. Onların bir önceki maçta 55 saniye sürdü. İkisi de bayılarak sonuçlandı rakipler. İkisi de bayıldı rakipler. Aslında normal şartlarda bayılmazdı. Hakem rakibin pes ettiğini görmedi. Ben kulağımla dinledim. Bayıldığını anladıktan sonra ben bıraktım. O şekilde oldu. Hakem anlamadı Hakem adamın niye bayıldığını. Anlamadı, ben de bilmiyorum. Sen kulağınla bayıldı mı diye dinledin. Evet. Ya acayip sporlar yapıyorsun arkadaş. Bu niye acayip? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.